Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün profiterol yapıyorum. Ben tenceremi ocağıma aldım ve 150 gram, 1 kaşık 50 gram geliyor. Ben o şekilde ölçüyorum. 3 kaşık tereyağı, 1 su bardağı suyu tencereme aldım ve yağım eriyene kadar tenceremde suyumla yağımı iyice ısıttım. Kaynamaya başladıktan sonra da 1 su bardağı unu karıştırarak 2-3 dakika kavurdum. Şimdi kremamızı yapıyoruz. Kremamızın malzemeleri için 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası. Tenceremi alıyorum ve 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker, 1 yumurta, 3 su bardağı da süt ilave ediyorum kremam için. Ben kremalarda mısır nişastası kullanıyorum. Keklerde de buğday nişastası. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıp ocağımıza pişmeye, kremamızı sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Muhallebim pişti. Kıvam almaya başladı. Altına az kıstım ocağımı. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişiriyorum. Kremam pişti. Altını kapatıp bu şekilde soğutuyorum. Soğuyana kadar bu şekilde ara ara karıştırıyorum kabuk bağlamaması için. Bir paket de vanilya ekliyorum. Bir yemek kaşığına yakın, dolu olmayacak şekilde tereyağı ekledim. Bu kremanın kıvamı çok lezzetli, çok güzel oldu. Tam kıvamında bir krema oldu. Kremamı kabuk bağlamaması için ara ara bu şekilde soğuyana kadar karıştırdım.
Hamurum soğuduktan sonra 3 adet yumurtayı mikser yardımı ile teker teker çırparak hamuruma ekledim. Üçüncü yumurtayı da ekledikten ve çırptıktan sonra hamurum tam kıvamında bir hamur oldu. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi hamurumdan tatlı kaşığıyla küçük parçalara alarak sıraladım. Profiterollerinizin daha küçük olmasını istiyorsanız çay kaşığıyla da yapabilirsiniz veya sıkma torbası da kullanabilirsiniz. Ben sıkma torbası almıştım. Maalesef patlak çıktı. Onun için sıkma torbasını kullanamadım. Evde yaptığımız daha lezzetli oluyor. Sizler de mutlaka deneyin. Çok lezzetli oldu gerçekten. Bu şekilde bütün hamurumu tepsime dizdikten sonra önceden ısınmış 170 derecelik alt üst ayar fırında 45 dakika kızarana kadar pişirdim. Eğer az kızartırsanız içi pişmemiş oluyor ve bu da hamur olmasına ve sönmesine sebep oluyor. Sizler de mutlaka pişirin. Fazlaca 40 dakika en az pişirmenizi tavsiye ederim. Üzerine çikolata sosu içinse 1 paket hazır krema ve 4 kaşık Nutella çikolata kullandım. Siz dilerseniz 1 paket sütlü çikolata da ilave edebilirsiniz ya da hazır çikolata sosu yapıp pişirebilirsiniz. Krema ısındıktan sonra çikolatayı da ilave ettikten sonra iyice karıştırdım ve sosumu hazır hale getirdim. Çikolata sosumuz ilk yaptığımız zaman cıvık gibi oluyor ama sonradan kıvamına tam kıvamında bir çikolata sosu oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim parlaklık vermesi için. Ve çikolata sosumu hazırladıktan sonra soğuyana kadar bu şekilde sürekli karıştırıyorum. Profiterol hamurlarımı da bu şekilde bıçakla ortadan ikiye kesip içlerine krema doldurdum. Yapmış olduğum kremadan. Bütün profiterollerimin içini doldurduktan sonra üzerlerine çikolata sosunu döktüm ve servis ettim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.